Merhaba, iyi akşamlar. Akit TV ekranlarında bugün yepyeni bir programa başlıyoruz. Bağımsız Türkiye'ye giden yolda yaşananları, gündemi bundan böyle bağımsız bir gözle her pazar bu saat dilimi içinde ele alacağız. O nedenle programın ismine Bağımsız Gündem dedik. Tabii gündem ağırlıklı olarak Suriye'de yaşananlar üzerinde kurulu. Zira özellikle son dönemde içeride ve dışarıda yaşanan gelişmeler birbirinden çok da fazla ilgisiz görünmüyor. Çünkü dışarıda yaşananlar Türkiye'nin beka meselesi haline gelmiş durumda. Malumunuz Afrin operasyonu başarıyla tamamlandı. Tabii o operasyonun ardından cevap bekleyen birçok soru da beraberinde geldi. Örneğin Afrin zaferi sonrası kim nerede nasıl pozisyon olacak alacak? Sorulardan birincisi bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Tel Rifat'a operasyon sinyali verdi. O olası operasyonda Rusya'nın alacağı tavır ne olacak? Terör yuvası Kandil, Sincar, Münbiç üçgeninde acaba nasıl bir strateji çizilecek? Bundan sonra bölgede Türkiye'yi hangi riskler bekliyor? Sorular gayet net ve açık ancak cevapların netleşmesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftaya damga vuran gelişmelerden biri de kuşkusuz TSK tarafından Kuzey Irak'taki terör unsurlarına yönelik başlatılan operasyondu. Komandolar da katıldı o sınır ötesi operasyona. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Tabii tüm bu gelişmeler başta ABD olmak üzere bölge üzerinde kirli emelleri olan Batı'yı bir hayli endişelendirmiş durumda. Zira Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesi de bir bakıma o endişeleri kanıtlar nitelikteydi. Afrin'deki durumdan endişeliyiz dedi Macron. Bu konuyu da masaya yatıracağız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde ise görevden almalar var, devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nda Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından bu kez de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın yerine John Bolton getirildi. Bu ayrılıklar ne anlama geliyor? ABD acaba ne yapmak istiyor? Konuşacağız. Gözlerse bir yandan yarın yapılacak Türkiye ve Avrupa Birliği zirvesinde önemli konular, önemli başlıklar var o masada. Zirveden çıkması muhtemel sonuçları da bu programda ele alacağız. Bunun yanında tabii Almanya'da hükümet ortakları arasındaki İslam tartışması da gündem başlıklarımız arasında olacak. Bağımsız gündemde İki önemli konukla yola çıktık. Orta Doğu uzmanı Sayın Mustafa Özcan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bağımsız gündeme. Gazeteci yazar Sayın Mehmet Koçak, sizler de hoş geldiniz. Eyvallah, iyi yayınlar. Şimdi teşekkürler. Sıcak gündemi alt alta saydım ama bir gündemimiz daha var. O da Büyük Birlik Partisi kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bugün şehadetinin 9. yıl dönümü. Sayın Mehmet Koçak, sizle başlayayım. Çünkü siz Muhsin Yazıcıoğlu'yla merhumla eski bir dostluğunuz da var. Çok eskiye dayanıyor ki birazdan arkadaşlar fotoğrafları da ekrana taşıyacak. O dostluğu anlatan fotoğraflar var. Muhsin Yazıcıoğlu'nu bize nasıl anlatırsınız? O soruyla başlayayım. Şimdi gerçekten 9 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu aramızda değil. Dünyada tanıdığım en şerefli, en haysiyetli, en onurlu insanlardan birisi olarak kendisini tanıdım. Gerçekten Muhsin Yazıcıoğlu ahlak bakımından, davasına sadakat bakımından ve insan sevgisi bakımından çok farklı bir insandı. Kolay kolay söz vermeyen ancak verdiği sözü yerine getiren şahsiyetli bir insandı. Onu her şeyden önce rahmetle anıyorum, aziz dostumu. Mekanı cennet olsun. Onu 9 yıldır unutmadık, bugün de unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız. Her Ankara'ya gidişimde muhakkak onun kabrine gider, başının ucunda ona dua okurum. Onu kaybetmenin acısı içindeyiz. Tabii Muhsin Yazıcıoğlu'nda ben zaman zaman Türkiye'nin ve dünya meselelerinin bilinmeyen taraflarını konuştuk, tartıştık, dertleştik. Ve kendisinden de çok şeyler öğrendim. Kendisi de zaman zaman benim yurt dışı seyahatlerimde Bosna Hersek'le ilgili, Balkanlardaki Müslümanlarla ilgili, Afrika ile ilgili. Çünkü benim ilk yazdığım kitap Mehdi Hareketi'nden İslam Devrimi'ne Sudan'dı. Bu Sudan'daki gelişmeleri, Afrika, Sudan üzerinden Afrika üzerindeki gelişmeleri merak ederdi. 4 yıl savaşta Bosna'da kalmıştım. O Bosna Hersek onun için çok önemliydi. Bana hep
Bosna Hersek'i ve Ali Ezzet Bekoviç'i sorardı. Kosova onun çok önemsediği bölgelerden birisiydi. Balkan Müslümanları. Ve yine Allah nasip etti, Çeçenistan'a gitmek nasip oldu. Çihar Dudayev ile görüşmemden hemen sonra geldiğimde beni kabul etti ve oradaki Ruslara karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenlerin durumunun ne olduğunu sordu. Çihar Dudayev'i sordu. Kendisi her zaman söylediği güzel bir şiiri vardı. Yer beni, yer beni, içime bir kurt düştü, gece gündüz yer beni. Onun içine düşen o kurt İslam davasıydı. Dünyadaki Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntılardı. İslam'ın haliydi, Müslümanların durumuydu. Zalimlerin zulmüne uğrayan Müslümanlara çok acıyan ve onların yaralarına merhem olabilmek için elinden geldiğince gücü nispetinde mücadele eden, şahsiyet bakımından örnek bir insan olan Muhsin Yazıcıoğlu. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nu dinleyicilerimize şu şekilde takdim etmek isterim. Çünkü ben Balkanların Fatihi Ali Ezzet Bekoviç'i de çok yakından tanıdım. 4 yıl savaş boyunca Bosna Hersek'te kaldım. Ve Bosna Hersek'te kaldığım süre içerisinde de rahmetli Ali Ezzet Bekoviç'le defalarca bir araya geldim. Onu dinledim. Onun fikirlerini dinledim. Sonra Kafkas Kartalı olarak isimlendirdiğim rahmetli Çihar Dudayev'i gidip görmek, onunla hasbihal etmek, fikirlerinden ve hayatından bazı örnekler dinleme fırsatı buldum. Dolayısıyla hem rahat hem Ali Ezzet Bekoviç hem de Çihar Dudayev'i çok yakından tanıyan ve hayatlarıyla ilgili, mücadeleleriyle ilgili araştırmalar yapan bir gazeteci olarak şunu söylüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanıtırken diyorum ki Ali İzzet Bekoviç'in bilgeliği Çihar Dudayev'in kahramanlığının bütünleştiği bir şahsiyettir Muhsin Yazıcıoğlu. Çünkü onun bir Nizam-ı Alem davası vardı. Hem Ali Ezzet Bekoviç o bilgeliği içerisinde bunu bulmak, hem de alperenlik ruhu taşıyan Muhsin Yazıcıoğlu'yla, Muhsin Yazıcıoğlu'nda onun o ruhu içinde Çihar Dudayev'i de görüyorum ve buluyorum. Dolayısıyla netleştiriyorum ve tekrar ifade ediyorum. Rahmetli Ali Ezzet Bekoviç'in bilgeliği, rahmetli Çihar Dudayev'in kahramanlığı, alperenliği Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsında bütünleşmiş ve onun karakteristik yapısını ben bu iki lider üzerinden özetlemek istiyorum. Peki tabii şunu da sormak gerekiyor. Şimdi 9 yıl geçti o elim olayın üzerinden. Tabii aydınlatılamadı ama bunun bir suikast olduğuna dair elimizde güçlü emareler de var. Tabii akla hemen Fethullahçı terör örgütü geliyor. O yıllarda evet FETÖ daha ortaya çıkmamıştı. Daha doğrusu bu kadar bilinemiyordu. 15 Temmuz'dan sonra tamamen bilindi ama FETÖ ile ilişkisi olabilir mi bu suikastın sizce? Ya da ne derece ilişkilidir? Ben açıkça şunu ifade edeyim. Ben bu olayın bir yanıyla suikast, bir yanıyla bir kaza olabileceği ihtimallerini çokça dinledim. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, eğer kaza değilse, bu işin arkasında Fethullah Gülen'in bizzatihi kendisi vardır. O derin devlet içindeki o derin yapıları işleterek bu cinayete sebep olabilecek tek güç devletten sonra Fethullah Gülen'dir Türkiye'de. Öyle olmamış olsaydı 15 Temmuz ihanetiyle karşı karşıya kalmazdık. Devleti paralel yapı olarak örgütleyen, devletin içinde paralel bir yapıya, devletin taşıyıcı kolonları olan kurum ve kuruluşların içerisine sızabilen tek güç Türkiye'de Fethullah Gülen oldu. Şimdi Fethullah Gülen neden diyorum? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte bak burada çok açık
dille ifade ediyorum. Almanya'ya Stuttgart'ta geldiğinde benim evde misafir ettim kendisini. Onun da fotoğrafları var o resimler içerisinde. O fotoğrafların içerisinde göreceğiniz gibi, eğer arkadaşlar devam ederse ben o resmi de göstereyim. Herkes de oradan görsün o resmi. Devam edin arkadaşlar, ayakta bir resim var. Onu getirirseniz onun üzerinde biraz konuşalım. Devam edin. Ayakta birkaç kişinin olan resmi var. Tabii o zaman ayarlı olduğu için şu anda arkadaşlar... Ayakta var. Bunlar, saniye, bu resim evet, Ankara'daki ilahiyatçılar. O ayrı. Sırayla geldiği için o yüzden... Evet. Şimdi bu resim. Bunu dondurun. Bunun üzerinde konuşacağız. Bakın bu resim çok önemli. Bu resim benden sonraki kişi Stuttgart Başkonsolosluğumuzda ateşi olarak çalışan bir Altan Araslı Bey. Hemen başkanın yanındaki, Muhsin Başkan'ın yanındaki Süleymancılar olarak adlandırılan İslam Kültür Merkezlerinin Almanya'daki ismiyle eyalet, Almanya Stuttgart eyaleti, Baden-Württemberg eyaletinin baş imamı. Onun hemen yanındaki kişi Halil Şimşek, Fethullah Gülen'in o zamanki sorumlusu, eyalet sorumlusu, eyalet imamı. Bir gün o görüşmeden sonra, o gördüğünüz resimle birlikte, o resimden hemen sonra diğer arkadaşlar gittikten sonra Halil Bey yanıma geldi. Dedi ki, Mehmet abi dedi, başkanı dedi yarın getirseniz bizim üniversiteli gençlere biraz hitap etse, ne dersiniz? Dedim ki siz gittikten sonra ben kendisini istişare ederim, sonucu size bildiririm. Programa da bir bakmamız lazım. Ben durumu kendisine açtım. Dedim böyle böyle, Fethullah Gülen eyalet imamı Halil Hoca, sizin orada bu Stuttgart'taki öğrenci evinde bir sohbet vermenizi, öğrencilere hitap etmenizi istiyor. Ne dersiniz? Mehmet Bey dedi, benim için sorun değil. Ben gider her yerde konuşurum. Ancak ben konuşursam o arkadaşımız sıkıntı yaşar. O sıkıntıyı benden dolayı yaşamasını istemiyorum. Dedim, neden sıkıntı yaşasın? Sizi bu camia seviyor. Yani Fethullah Gülen camiası seviyor. Camiada sorun yok ama Fethullah Gülen'in kendisinde sorun var dedi. Bakın dedi, Fethullah Gülen, ben Milliyetçi Hareket Çalışma Partisi'nden ayrıldıktan sonra kendi arkadaşlarımla birlikte bir yol haritası çizerek bir parti kurduk. Bunun adına da Büyük Birlik dedik. Bu Büyük Birlik geldiğimiz noktada belli bir seviyeye ulaştı ve Fethullah Gülen'le birkaç sefer ziyaret ettim. Hizmetlerini gördüm. Kendisiyle birlikte bunu takdir ettim, ifade ettim. Kendisi de bana bazı arkadaşlar size gelecekler, onları dinleyin ve gereğini yapın dedi diyor. Ben de belli bir zaman sonra bir grup geldi. Dediler ki bir grup gelecek, işte Fethullah Gülen Hoca Efendi adına sizinle görüşmek istiyorlar. Ben de buyursunlar dedim diyor. Kendileri geldiler, gelen arkadaşlar. İşte Hoca Efendi'nin çok selamları var. İşte artık gelinen noktada Türkiye'deki siyasi hareketin bir yerlere gelmesi gerektiğini, bu konuda biz hazırız, bizi görevlendirdi. Bizi, peki ne olacak, nasıl yapacağız, ne istiyorsunuz? İşte yapılacak ilk kongrede bizlerin yavaş yavaş yönetime alınmamız, bazı il ve ilçelerde bizim arkadaşlarımız bu işin içerisinde olsunlar. Finansman olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız ve eleman olarak da yetişmiş, sizin kadroları çok zayıf buldu hocamız. En yetişkin üniversiteyi bitirmiş akademik kariyeri olan arkadaşlar da buradaki ekibin içerisinde. Daha güçlü bir parti haline sizi dönüştürebiliriz. Ben bunu arkadaşlarımla istişare ettim. Kendi endişelerimi de arkadaşlarıma belirttim. Ancak istişare edip görüşlerini istedim. Ben o zaman şunu söyledim. Arkadaşlar, bunlar ayrı bir cemaattir. Hatta bu cemaatin başındaki zat Fethullah Gülen, ben gökten Cebrail gelse parti kurdum dese elimin tersiyle iterim diyen birisi. Şimdi neden buna
ilgi duyduğunu anlamış değilim. Bir, şüphelerini anlattım diyor bu şekilde arkadaşlarıma. İkincisi, Fethullah Gülen'in daha büyük partilerle münasebetlerini biliyorum. Bizim partiye bu ilgisinin sebebi nedir? Bu fedakarlıklarının, bu maddi manevi her türlü desteği verme, eleman gönderme, üniversiteyi bitirmiş gençleri bu partiye yerleştirme konusundaki endişelim de şudur. Fethullah Gülen yavaş yavaş bizim partiyi ele geçirmek istiyor. Ve bunu da ileride kullanabilirim diyor. Diğer büyük partilerle de ilişkileri devam ederken bizi de bir taraftan bu şekliyle içimize sızıp bizi devre dışı ileride bırakabilir diye endişelerimi belirttim. Ve Fethullah Gülen'in o ekibine arkadaşlar ben bu istişaremi yaptım. Ancak bizim partimizin bizim idealimizi benimseyen arkadaşları varsa çıksınlar bunu deklare etsinler. Biz de onları önce partimize üye olsunlar. Gerekirse ve aralarındaki arkadaşlara ihtiyaç duyuyor isek bunu biz ifade ederiz. Bu resim tamam, bunu tekrar şey edebilirler. Bu resmi konuştuk şimdi. Bu arada ben diyor bu konuşmayı yaptıktan hemen sonra onlara teşekkür ettim ve gönderdim. Onlar Fethullah Gülen'e durumu bildirmişler. Daha sonra tekrar randevu talep ettiler ve geldiler. Hoca efendiyi sen çok kızdırmışsın. Bu sefer farklı bir ekip geldi. Bunu en kısa zamanda telafi etmen lazım. Bunu telafi etmenin yolu da şudur. Size biz bir randevu yalvaralım, isteyelim. Efendim pişman oldu, nadim oldu, tövbe etti. Sizi biraz kırmış oldu, çok özür diliyor. Bu özüründe gelip beyan edecek diye biz kendisinden bir randevu talep edelim. Siz de bu söylediklerimizi gelin, kendisinden özür dileyerek, elini öperek bu meseleyi aramızda çözelim. Ben de diyor kendilerine bunu söyleyen Muhsin Yazıcıoğlu. Ben de kendilerine arkadaşlar benim böyle bir talebim yok. Siz kendi kendinize böyle bir talepte bulunuyorsunuz. Eğer Fethullah Gülen benimle görüşmek istediği bir konu varsa kendisi benden randevu talep etsin. Buyursun gelsin, şeref verir, oturup konuşuruz. Ama benim böyle bir talebim olmadığı halde sizin beni onun ayağına kadar gidip elini öpüp özür dilememi bekliyorsanız bu çok büyük yanlıştır, siyaseten de bir ahlaksızlıktır. Peki. Dedim diyor ve bundan sonraki bütün ilişkiler kopmaya başladı diyor. Ve bize farklı yerlerden isimler gönderdi diyor. O isimlerle de beni farklı bir şekilde ayağına kadar getirmek istedi. Ben gitmedim dedi. Sonra dedi rahmetli Özal Cumhurbaşkanı iken beni çağırdı. Muhsin Bey bir yerde görüşelim dedi. Çok değerli bir dostumun aracılığıyla kendisiyle birlikte gayri resmi bir görüşmemiz oldu. Ve Özal bana Muhsin'cim bu Süleyman Demirel masonu beni çok rahatsız ediyor. Bunun bu tavrına karşı biz Cumhurbaşkanlığını noktalayıp tamamlayınca ben artık yeni bir siyasi harekette Türk siyasi hayatında yeni bir çığır açmak istiyorum. Öyle öncesi gibi dört eğilimi bir araya getirme derdinde de değilim. Milliyetçi, muhafazakar, vatansever insanları bir çatı altında toplayarak bir çıkış düşünüyorum. Muhsin Bey de peki bu nasıl olacak efendim? Dedi ki ya bu çıkışın içerisinde Fethullah Gülen de olacak. Kendisine sordum. Sayın Cumhurbaşkanım, Özal'a diyor Muhsin Bey. Siz böyle ifade ediyorsunuz tamam mı? Velakin Fethullah Gülen'in açık kendi beyanları vardır siyasetle alakalı. Cebrail Kökten'in ise ve bana siyaset hocam dese benimle beraber ol dese elimin tersiyle iterim diyen birisi dedi. Bu afaki konuşmalarından sonra bununla sizin nasıl bir araya gelebileceksiniz? Ya bunu bu şekilde düşünmeyin. O zaman söylenmiş bir laftır. Biz bunun desteğini alacağız. Efendim dedi, dedim diyor. Benim ciddi manada da endişelerim var. Amerika ile olan ilişkileri ortada. Farklı istihbarat servisleriyle bağlantıları olduğu yönünde çok ciddi iddialar var. Ben de biliyorum dedi Özal. Muhsin Bey ben de biliyorum. Ancak Amerikalılarla olan yakınlığı bizim işimize yarar. Bu ifadelerden sonra ben efendim beni mazur görün. Ben bunun üzerinde çok çok ciddi araştırma ve düşünme
zorundayım. Ben evet diyemeyeceğim size dedi. Dedim diyor. Sonra yine bir grup geldi. Siz bunu nasıl yaparsınız? İşte Özal böyle böyle bir görüşmesinde böyle böyle ifade etti Hoca Efendi'ye. İşte siz yeni kurulacak siyasi hareket içerisinde Fethullah varsa ben yokum demişsiniz. Fethullah Gülen'in eski konuşmaları üzerinden yaptığın değerlendirmelerle hakarete varan ifadeler kullandınız. Ben de kendilerine şunu söyledim. Bunu büyütmenin bir anlamı yok. Benim için kişinin karakteri önemlidir. Ya bu sözleri söylemeyecekti ya da bunları şimdi açıklaması lazım. Yanlış yaptım. Özür dileyecek biri varsa odur. Bütün Müslümanlardan hatta Cebrail'den bile hatta Allah'tan af diliyorum demesi lazım. Ki bu pişman olduğunu ortaya koymuş olsun. Ben şimdi o dönemleri yaşayan bir kişi olarak diyor Muhsin Yazıcıoğlu. Bu arkadaşların sözüne itibar edip burada bir konferans verirsem Fethullah Gülen bunu görevden alır. Hı hı. Onun için sadece bir ziyaret edip çay içmekle yetinelim. Ama soru olursa cevap veririm dedi ve gittik. Çaylarını da içtik, sohbetlerini de yaptı Muhsin Bey. Hı hı. Ve o işi o şekilde telafi ettik. Ben o günden bugüne bağlantı kuruyorum. Hı hı. Muhsin Bey'in söylediklerini rahmetliyi, rahmetli Muhsin Başkanım o açıklamalarını bana yaptığı o özel açıklamaları dikkate alıyorum, inceliyorum ve bugünün olaylarına bakıyorum. O 9 yıl öncesinde ilk aklıma gelen şu oldu. Eğer bu bir kaza değilse kesinlikle bunun içerisinde Fethullah Gülen vardır. Fethullah Gülen Muhsin Yazıcıoğlu'na bu suikastı iki sebepten yapmıştır. Türkiye'de birçok siyasi lider ve siyasetçi onun önünde iki büklüm olurken, el pençe dururken Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir adam kalkıyor, Fethullah Gülen'in Büyük Birlik Partisi'ne sızmasına müsaade etmiyor. Hı hı. Ondan gelen bütün teklifleri reddediyor. Maddi, manevi bütün destekleri elinin tersiyle itiyor. İkincisi, bütün yakınları geldikleri halde ona özür diletemiyorlar. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Üçüncüsü, Özal'ın teklifini Fethullah Gülen işin içinde varsa ben yokum diyerek cevapsız bırakmış olması, karşılıksız bırakmış olması Fethullah Gülen'i gerçekten ciddi anlamda rahatsız etmiş ve bu cinayetin eğer kaza değilse bu cinayetin müsebbibi Fethullah Gülen'dir diyebilirim. Peki. Tabii süreyi de olumlu ekonomik kullanmak adına çünkü çok konuşacağımız konular var. Sayın Mustafa Özcan'a da söz vermek isterim. Muhsin Yazıcıoğlu, Sayın Mehmet Koçak dedi ki bu bir geriye dönüp baktığımda bu özel anılarını da röportajları da anlattı. Geriye dönüp baktığımda bu bir kaza değilse bu bir FETÖ'nün işidir, suikastidir. Puzzle'ları birleştirdiğinizde bu sonuç çıkıyor dedi ortaya. Siz Muhsin Yazıcıoğlu'nu nasıl anlatırsınız ve tabii bu arkasındaki FETÖ izini? Tabii. Allah rahmet eylesin her şeyden önce. Öncelikli olarak tabii Mehmet Bey'in hukuku daha fazla ama benim de hukukum oldu. Çünkü Türkiye'yi kucaklamak isteyen bir insandı her şeyden önce. Hakikaten Alperen'di, Anadolu delikanlısıydı, her şey söylenebilir. İslam dünyasıyla alakalıydı. Ayrıca meşrepleri Türkiye'deki dini yapıları kucaklamaya çalışan, yani her anlamda onlarla kardeşlik bağı tesis etmek isteyen bir insandı. Hani ilkeliydi gerçekten. O açıdan da burada şunu görüyoruz. Yani bir Özal'a yakın durmasına rağmen fakat Amerika, yani Amerika'nın Türkiye'ye nüfuzunun taşınması noktasında çekinceleri olduğu anlaşılıyor. Yani Özal'ın bakışıyla onun bakışı arasında hakikaten tezatlar var. Onu da anlatayım. Şöyle Ufuk Güldemir diye biliyorsunuz bir gazeteci vardı. Uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Onun Malatya'dan Texas'a diye bir kitabı var. O kitapta da anlatıyor. Özal'ın da Amerikalılarca muteber kabul edildiği, muhtemel kabul edildiği ifade ediliyor. Yani o noktada Özal'la Gülen arasında herhalde fazla bir mesafe olmadığı anlaşılıyor. Yani aynı çatı altında bir oluşum onu gösteriyor. Ama burada işte şeyin Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetlinin ilkeli tutumu ortaya çıkıyor. Sadece orada değil, her noktada. Onlardan bir tanesi de şu 28 Şubat sürecinde bakın askerlere karşı o dönemde. Yani müessese olarak değil. Fakat o gün kazan kaldıran
resmi hükümete, yasal hükümete karşı kazan kaldıran askerlere en önde duran adam olmuştu. Yani göğsünü siper etmişti tabiri caizse. Bu yetmedi. İkinci olarak tabii Refah Yol'a hiçbir beklenti olmadan, bakın onu söylüyorum, herkesin siyasi beklentisi olabilir. Yani işte ilkeli adam, ilkeli duruş ortaya çıkıyor. Yani o gün aslında Saadet'le rakip, aynı sahaya hitap ediyorlar. Başka birisi olsa yani günahını vermez Saadet Partisi'ne veya o günkü Refah Partisi'ne. Ama ne yapıyor? Dışarıdan destekliyor. Bu da gösteriyor ki yani kendisinin kaybetme ihtimaline mukabil, yani siyasi ne diyelim alanda kaybetme ihtimaline mukabil ne yapıyor? Refah Yol Partisi'ni veya Refah Yol Hükümeti'nin partisi değil de Refah Yol Hükümeti'ni destekliyor. Bu onun ilkeli duruşları arasında sayılmalı. Sonra dini anlayışı da baktığımız zaman hakikaten Anadolu insanının dini anlayışı, yani vasat, muhtetil vesaire. Onun için hakikaten Allah rahmet eylesin, Türkiye'ye çok büyük hizmetler oldu, çok büyük katkılar oldu. Benim de hasbelkader kendisiyle ilişkilerim oldu. Onun bazı gazeteleri vardı. O gazetelerinin bir kısmında benim de yazı hayatım oldu. Hayat, Gündüz, Harman. Gündüz'de yazmadım ama diğer gazetelerinde yazdım. Veya mevkutelerinde, aylık veya haftalık dergilerinde uzun süre yazdım. Dolayısıyla bizim de kendisiyle o manada bir hukukumuz oldu. Allah rahmet eylesin. İnşallah kim failleri kimse onlar da ortaya çıkar. Gerçekten de hem onun hakkı hukuku alınır, gözetilir, alınır, ihkaka hak edilir, adalet mecrasını bulur. Hem de bu insanlara hakikaten bu işin yapılması Türk halkını da rencide eder. Yani kahramanlık yapmış bir adam eğer kaza değilse, Mehmet Bey de o ihtimali, iki ihtimali de ortaya koydu. Yani kaza olma ihtimali değilse. Tabii, yani suikast... ya kazadan ziyade her geçen gün ortaya çıkan bulgular bizi daha çok cinayet, suikast varlığını ağır basmaya başladı. Yanına kar kalmaması lazım. Yani Muhsin Yazıcıoğlu gibi kim öldürdüyse, kim failse kimsenin yanına kar olarak kalmaması lazım. Türk milleti bunun hesabına sormalı ve olayın veya adliye işlemlerin burada takipçisi olması lazım. Hakikaten öyle. Yani yarın başkalarına da yapabilirler. Ama Muhsin Yazıcıoğlu gibi vesaire Türkiye'ye hizmet etmiş insanların bu şekilde kısası alınırsa siyasi anlamda veya hukuki anlamda o zaman başkalarına da ders ve ibret olur. Peki gerçekten Türk siyasetinde haksızlıklara karşı hep en önde duran isimlerin çok başında doğru. Geliyordu. İlkeli yani. Yazık, ilkeliydi, hakka inanan. Allah rahmet eylesin. Tekrar mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Şimdi öteki konuya geçmeden seyircilerimizden ikimizin adına bir ricada bulunmak istiyoruz. Aziz ruhu için Muhsin Bey el-Fatiha diyelim. Eyvallah. Peki. Şimdi tabii Afrin operasyonu. Artık gerçi bu Afrin kent merkezinde işte ne olacak, ne bitecek, bu gibi sorular geride kaldı. Çünkü başarıyla tamamlandı operasyon. Bir sonraki hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonunu açıklarken Münbiç olarak çizmişti. Ve Münbiç'in de önünde en büyük engellerden biri zannediyorum Tel Rifat. Yapılan yorumlar da bu yönde. Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı Tel Rifat'a her an bir operasyon olabilir şeklindeydi. Bir sinyal verdi. Sayın Mustafa Özcan, siz de Hatay'dan geldiniz ayağınızın tozuyla. Tel Rifat neden önemli? Sizden dinleyelim. Tel Rifat neden önemli? Biliyorsunuz 4300 kilometre karelik veya 4500 kilometre karelik bir alan. Hem Fırat Kalkanı operasyonuyla hem de Zeytin Dalı operasyonuyla birlikte PKK'dan veya oradaki türevlerinden temizlenmiş oldu. Fakat orada bir şey var, cep var. O cep nedir? Tel Rifat'la Minnik Havaalanı veya Manik Havaalanı değişik isimlerle anılıyor Türkçe'de. Ama Minnik diyen dolayısıyla onlar bir cep vaziyetinde orada. Türkiye'nin ilerideki operasyonları için dediğimiz gibi bir hançer olabilir, kılçık olabilir tabiri caizse. Rusya ile anlaşma suretiyle eğer burası da bir şekilde
şekilde temizlenecek olursa PKK ve yandaşlarından vesaire ne olacak? Hem ne dediğimiz gibi ileriki operasyonlar için bir aşama olacak, hem de halkın oradaki talepleri yerine getirmiş olacak. Talepler nedir halkın? Aslında halk şunu biliyor, bakın. Suriye deyince Suriye halkının azınlıklara karşı iki tane teminatı tarih boyunca. Ya Mısır'dır ya Anadolu'dur. Başka yok. Niye? Şimdi baktığımız zaman Suriye'nin yapısına, etnik yapısına veya dini mezhebi yapısına baktığımız zaman Sünniler %75 civarında. Ama orada Hristiyanlar da olmak üzere Yahudiler, onlar daha az. Ama İsmaililer, Nuseyriler vesaire, Şiiler vesaire, diğer mezhebi azınlıklar da var. Bu azınlıklar Bağız Partisi gibi partileri kullanarak iktidara geliyorlar. Ondan dolayı halk bu 2011'de olaylar başlayınca 2011-12'de Halep Kalesi'ne Türk bayrağı diktiler. Yani biz Türkiye'yi istiyoruz demek bu. Türkiye'yi istiyoruz. Neden? Dediğimiz gibi Suriye halkı oradaki azınlıkların tasallutundan kurtarabilecek iki tane güç var. Sünni güç var. Bunlardan bir tanesi Mısır. Ama Mısır bugün coğrafi olarak yani Mehmet Ali Paşa veya İbrahim Paşa dönemindeki 1839'lu yıllardan bahsetmiyoruz. Biz bugünden bahsediyoruz. Bugün nedir? Türkiye en yakın. Coğrafi olarak en yakın bölge. Zaten Adnan Menderes rahmetli 1957-58'de oraya bir operasyon yapmak istiyor. Hatta tanklarımızın falan sınırı aşarak o bölgeye girdiği ifade ediliyor. Dolayısıyla Suriye halkı kendi adı kadar biliyor ki tek kurtarıcı ülke potansiyel olarak kendisi. Ve onun dışında evet Suriye rejiminden kurtulmak için halkın önüne düşen bir takım şeyler oldu. Biliyorsunuz örgütler işte buna Özgür Suriye Ordusu falan denildi ama bunun altında 30-40 tane örgüt yapılanma var. Onun dışında dediğimiz gibi dışında olanlar Nusret'dir, şudur budur. Kendi aralarında emir komuta zinciri tam olarak oluşturamadıkları için hem siyasi hem askeri bu işi beceremediler. Giderek de alan kaybettiler. 2011-2012'deki alan kazanımları daha sonra kime gitti? Ya PYD'ye gitti. PYD'nin eline geçti. Önce IŞİD'in eline geçti. Zaten rejim de bunu bilerek muvazaa ile yaptı. Önce IŞİD'in eline geçti. Sonra PYD'nin eline geçti. Bugün %25'ini Suriye'nin özellikle kuzey bölgesini kim kontrol ediyor? PYD kontrol ediyor. Nereden, kimden geçti bu? Daha ziyade dediğimiz gibi Özgür Suriye ordusunun veya muhaliflerin, Arap muhaliflerinin bu şekilde kaybetmesiyle alındı. Onun için halkın hadsiz sezgisi, bakın sezgisi çok kuvvetli. Bizi kurtaracaksa Türkiye kurtarılıyor. Bugün de o Halep'teki bayraklar 2011-12 yılında dikilen bayraklar Tel Rifat'ta dikiliyor. Niye? Şimdi önce Türkiye tabii sessiz kaldı. 2011'den kaça kadar? 2016 yılına kadar 24 Ağustos 2016'da Türkiye Fırat Kalkanı operasyonuyla bölgeye girdi. O zaman halk şunu idrak etti. Ya Türkiye ciddi. Yani Türkiye ciddi. İlk defa operasyonel olarak. Yani başta şöyle deniliyordu. Türkiye yumuşak güç. Bu yumuşak gücü iyi fakat buna şey gücü de, haşin gücü de, askeri gücü de ilave etmek. Sadece yumuşak güç de olmaz. Fakat Türkiye dediğimiz gibi hem Amerika ile şey aradı. Ne diyelim? Koordinasyon aradı. İşbirliği aradı. Fakat Obama bizi oyaladı. Ondan sonra kendi göbeğimizi kendimiz keseriz noktasına gelindi. Zaten tek kalsak da bu operasyonu yapacağız dediler. 2016 yılı itibariyle bu noktaya gelindi. Ve ardından da işte ne zaman oldu? Bu şeyde yani 64-65 gün evvel, 65 gün evvel bu Zeytin Dalı operasyonu bu şekilde başlatıldı ve hakikaten yağdan kıl çeker gibi, hatta bir televizyon konuşmasında da ifade ettiğim gibi onu şey söylüyor. Züheyr Salim, Suriye'nin muhaliflerden, muhalif isimlerinden bir tanesi, cerrah titizliğiyle, cerrahi operasyon gibi cerrah titizliğiyle bir operasyon yaptı Türkiye. Herkes hakikaten gıptayla bakıyor. Yani bizi çekemeyenler var tabii. Hep kul takma peşindeler. Ayrı hadise ama bütün dünya bu fotoğrafı gördü. Ondan dolayı da Suriye halkı örgüttense, Kürt bile olsa bunlar. Çünkü şimdi
totaliter bir yapıya sahip PYD. Sadece Arapları tasfiye etmekle kalmıyor. Aynı zamanda Kürtler bölgede ne yapıyor? Onlardan vergi adı altında haraç alıyor, bilmem ne alıyor. Hayat garantisi yok, can güvenliği yok, bilmem ne güvenliği yok. Dolayısıyla eğer muhalifseniz, yani başka Kürt örgütlerine de mensupsanız size hayat hakkı yok. Ondan dolayı bugün Abdülbasit Seyda'nın şöyle bir şeyi oldu. Abdülbasit Seyda bu Kürt asıllı birisi. Suriye muhalifleri koalisyonunun ilk başkanlarından bir tanesi şunu söyledi. Dedi ki çok önemli bu. Araplar önce dedi IŞİD'e, yani Arap Suriyeli Arapları kastediyor. Esad rejiminden kurtulmak için önce IŞİD'e veya Nusra Cephesi'ne, Nusra Cephesi IŞİD'e bel bağladılar. Fakat hayal kırıklığına uğradılar. Pişmanlık duydular. Şimdi pişmanlık noktasına geldiler. Aynı şey Kürtler için de geçerli diyor. PYD'ye destek verenler bu işin olmayacağını Afrin'de öncesinde ve sonrasında gördüler. Dolayısıyla Türkiye rüzgarı arkasına aldı. Çok hızlı bir şekilde gider. İşte Batılılar bundan korkuyorlar. Dünya bundan korkuyor. Onun için de Türkiye istilacı güç diyorlar, bilmem ne diyorlar. İkinci Afrin'e izin vermeyeceğiz diyorlar. İşte Amerikalılar işte gövde gösterirler. Amerikalı subaylar işte onlara garanti vermeler. Batı'dan da tepkiler var. Birazdan konuşacağız. O Macron'un bu Tel Rıfat ve Minnik bölgesi çok önemli. Dediğimiz gibi bir operasyonun hızını yavaşlatacak veya hızlandıracak bir ara bölgeyi temsil ediyor. İnşallah Rusya ile anlaşmak suretiye dediğimiz gibi bu bölgeyi de çok rahat bir şekilde temizleriz. Temizlediğimiz zaman dedim o zaman Membiş'e inşallah sıra gelir. Yani şunu söyleyeyim, yani Amerikalılarla veya Batılılarla sürtüşmemiz olabilir ama İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. O bizim kaderimiz. Dolayısıyla Amerikalıların 10.000, 12.000 kilometre öteden kalarak burada kalıcı olmaları asla mümkün değil. Türkiye'ye rağmen Kuzey Suriye'de kalıcı olmaları mümkün değil, olamazlar. Ha bu vakit meselesi, an meselesi. Ondan dolayı Amerikalılar dedim güçlerine güvenerek bu bölgeye sarksalar gelseler bile o sınırlı olacaktır. Ondan dolayı eninde sonunda yani Türkiye 5-6 yıl sabretti. Ondan sonra ne yaptı? Kendi göbeğimizi keseriz dedi. Girdi. Bu Amerika'nın oradaki kalıcılığı veya PYD'nin bir şekilde sökülmesi de an meselesi. Peki. Sayın Mehmet Koçak, Mustafa Özcan'ın açıklamalarından çıkarılan sonuç şu aslında rüzgarı arkasına aldı diyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Oradaki halkın desteği burada önemli ki Tel Rifat'ta işte halk sokaklara çıktı, bizi teröristlerden kurtarın dedi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Guta'dan bir mektup aldım dedi. Orada Afrin'e yapılanları buraya da gelin yapın, bizi kurtarın şeklinde. Bu rüzgarla birlikte nereye gider bölgedeki son gelişmeler sizce nasıl şekilde? Bir kere şunun altını çizmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran bu bölgede etkili aktörler. Bunun altını çizmek lazım. Eğer bu aktörler gerçekten Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor iseler, o zaman bu bölge üzerinden, yani Suriye üzerinden bölgeyi dizayn etme fikrinden vazgeçmeleri lazım. Nedir bu? Bir kere İran sadece Suriye'ye müdahale eden ve Suriye'de milis gücü bulunduran bir ülke değil. İran bölgede bir Şia hilali oluşturmak, bir Şia imparatorluğu oluşturabilmek için Suriye üzerinden Lübnan, Bahreyn, Yemen savaşının müsebbiplerinden birisi de İran'dır. Yani kendi ülkesinin yeraltı, yerüstü zenginliklerini, bütün enerji kaynaklarının gelirlerini kendi ülkesinin insanlarına, kendi ülkesine ve insanlarına değil de rejim transfer etmek, farklı bir aynı İslam dünyası içerisinde yeni bir hançer saplanır gibi yeni bir mezhebi bir çıkışla, bir hesaplama üzerinden bölgeyi kendine domine etmek arzusu var. Suriye'ye destek vermesinin asıl sebebi budur. Suriye'nin Lübnan'a kadar uzanan zincirin en önemli halkalarından birisidir. Dolayısıyla İran artık gelinen noktada bu sevdadan vazgeçmeli. Ancak bu İran'ın Batı emperyalizmine göre, emperyalist ülke güç odaklarına göre İran'ın yaptığı yanlış olduğu halde, fakat dikkat edin,
bu emperyalist güçler İran'ın bu mezhebi kışkırtıcılığına gizlice görünmeyecek şekilde destek vermektedirler. Bunların neden desteklediklerini araştırdığımızda sonuç şudur. Bölgede gelecek yıllarda bir mezhep savaşı çıkabilmesi için Şiilerin güçlü olması lazım. İran'ın şu anda gayrimüslimlerle uğraştığı bir bölge de yok, bir eylemleri de yok, bir askeri hareketleri de yok. İran'ın tamamen yapılanması ve mücadelesi İslam dünyasının içerisinde fitne çıkarmaktan başka bir şey değil. Onun için mezhebi bir yaklaşım içerisinde Suriye'ye destek vermesi ve Şam diktatörüne, bir diktatöre, bir zalime, kendi halkını katleden bir zalime karşı ismi İslam. Ben Mehmet Bey'e hemen bir unutmadan bir şey yapayım. Yine bununla ilgili bir şey vardı. Akit gazetesine haber mi? Yani Batı şey istiyor. Mezhep kavgası istiyor. Kayıt tabii. Ben de yazdım altına Twitter olarak. İran da bunu uyguluyor. Aynen. Batı istiyor İran'da. Şu anda uygulayıcısı. Yani. Bak Amerika İran'dan iki türlü istifade ediyor. Birinci istifadesi şudur. Suudi Arabistan'a İran'ı göstererek silahlarını satıyor. Arap Emirliklerine, Birleşik Arap Emirliklerine eğer benden silah almazsanız İran elindeki silah gücüyle, atom gücüyle sizi yok edecek korkusu vererek onlara kendi silahlarını sattırıyor. Ve yine ikinci olarak nasıl istifade ediyor? Gelecek önümüzdeki yıllarda ne zaman olacağı belli değil. Şu anda zemini hazırlanıyor. İran'a gizli destekle birlikte gelecek mezhep savaşının, bir Sunni-Şii mezhep savaşının çıkabilmesine Batı el altından sözde İran'a karşı çıkarak, sözde İran'ı işgal etmeye hazırlanıyorum bahanesiyle Müslümanları uyutup alttan destek vermektedir. Suriye'deki olay budur. İkincisi Rusya'da bölgede kendine bağlı bir hakimiyet kurmak istiyor. Bu noktadan devam edelim. Arkadaşlarım uyarıyor, reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Bu Rusya'nın bölgedeki ağırlığının meselesi. Ondan sonra da Amerika var. Bu üçünün bölgeyi terk etmesi lazım. Peki onları konuşacağız kısa bir reklam arasından sonra. Olur inşallah. Bağımsız gündem kaldığı yerden devam ediyor. Mustafa Özcan, bu bölüme siz de başlayalım. Olur. Şimdi tabii bölgede birçok aktör var. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Bunu biliyoruz. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz tavrını konuşalım. Ki Rusya ile başlamamız sanırım doğru olur. Zira bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan telrifatı işaret etti. Operasyon mesajı vermişti. Telrifatta da Rus güçlerinin olduğunu biliyoruz. O bölgede Rusya'nın tutumu ne olur sizce? Tabii çok yapılı bir askeri alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla Rusların askeri varlığı var burada. Daha önce Afrin olayına benzer. Yani Afrin'in küçük bir örneği gibi, modeli gibi ama Afrin'e benziyor. Nasıl benziyor? Afrin'de Suriye rejimine ait güçler vardı veya güçlerle PYD vardı. Zaman zaman görüş alışverişinde bulunuyorlardı. İşte Rusya'da o sırada devredeydi. Yani neydi? İşte Rusya istiyordu ki burasını Afrin şeye verilsin, rejim güçlerine. Fakat PYD anlaşmaya varmadı. Fakat Ruslar güçlerini çektiler. Önce askeri güçlerini çektiler. Sonra polis devriyelerinin hala Afrin'de şehirde olduğu falan söylendi. Hatta acaba Ruslar ne yapmak istiyor dediler. O sırada devreye tabii Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı gittiler. Moskova ile detaylı görüşmeler yaptılar. Ve bu işin önü açıldı. Operasyonun önü açıldı. Burada da zannediyorum Rusya tavrımızı biliyoruz. Zaten oradaki halk da Türk ordusunu veya işte Mehmetçi'yi istiyorlar. Bu itibarla herhalde kısa görüşmelerle birlikte Rusya'nın çekilmesi sağlanırsa orada Rus güçlerinin, o zaman operasyona hazır hale gelir.
Yani tabii Ruslar ne yaparlar? Ruslar elbette yani bir şey almadan bir şey vermek istemiyorlar. Yani böyle bir tarafları da var. O çerçevede Lavrov'un vesaire ikide bir Türkiye'ye tabii ifade ettiği bir teklifi var. O da Suriye rejiminin bir şekilde tanınması. Fakat gerek İbrahim gerekse diğer İbrahim Kalın Bey ne dedi? Biz Suriye rejimiyle istihbarat seviyesinde görüşebilir. Paylaşımı. Paylaşımı o kadar. Yani istihbarat seviyesinde görüşmelerimiz olabilir. Görüşme trafiği olabilir, teatisi olabilir. Onun dışında resmi olarak Suriye rejimini siyasi olarak tanıma imkanımız yok. Yani tanıma aşamasında veya kararında değiliz. Dolayısıyla sadece rejimle güvenlikle alakalı istihbarati temaslarımız olabilir. Onun dışında herhangi bir temasımız olmaz. Yani onları tanıyacak şekilde. Bu çerçevede işte telifat gündeme geliyor. Dolayısıyla Rusya'nın o yönde beklentisi olsa bile Türkiye sonuç itibariyle şu anda Suriye rejimini tanımaya hazır değil. Öyle bir şey yok. O itibarla Rusya ikili ilişkileri dikkate alarak işte Soçi'nin veya Astana'nın geleceğini, Amerika ile ilişkilerini, çok boyutlu ilişkileri göze alarak herhalde Türkiye'ye evet diyecektir. Çünkü burada kalmasının kendi açısından pek ne faydası olacak? Sadece hayır demiş olacak. İlişkileri riske atacak. En azından nedir? Bunu yapmayarak işte sonuç itibariyle bir güvensizlik meydana getirmiş olacak. Bundan da Rusya'nın pek bir kazanacağı yok. Zaten güneyi diğer bölgeler Türk kuvvetlerinin eline geçtiği için burası bir cep olarak kalmış. Biraz önce de dediğim gibi. O itibarla bakalım Rusya'nın tavrı hakikaten önemli burada. Ve test edeceğiz, göreceğiz. İnşallah temennilerimiz... Bir anlamda test olacak. Test olacak. Tabii Türk-Rus ilişkilerinde test olacak. Ama inşallah dediğimiz gibi fazla bir zorluk çıkmadan veya Ruslar inat göstermeden inşallah dediğimiz gibi askerlerini oradan çekerek, güçlerini oradan çekerek Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yakmış olacaklar, hazır hale getirmiş olacaklar. Salih Müslüm şöyle diyor ikide bir. Ya diyor ki Ruslar yeşil ışık yakmasaydı Türkiye operasyonu yapamazdı. Rusların yeşil ışık yakması sadece aslında hava şeyiyle alakalı, koridoruyla alakalı, yoksa karada Türkiye belki bu daha masraflı, daha zayiatlı vesaire olabilirdi. Veya daha zayiatlı olabilirdi. Ama sonuç itibariyle Türkiye Rusya'dan izin alıyor değil, koordine ediyor ve özellikle hava koridoru ile alakalı, çünkü Suriye'nin biliyorsunuz hava koridoru, hava savunması Rusların elinde. Ondan dolayı orada herhangi bir uçak uçurmak veya gök cisimleri uçurmak Rusya'nın bir şekilde izinle, fiili izinle tabi. Onu aşmış olduk yani Rusya ile temaslarla birlikte. Salih Müslüm kendisini yani veya Türkiye'yi kendisi gibi bir örgüt, yani kıçı kırık tabir caizse bir örgüt seviyesinde görmek istiyor. Yani herhalde kendi seviyelerine, kendi kametlerine bakmıyorlar. Kendi boylarına, poslarına bakmıyorlar. Türkiye ile yarış yapmanın sevdasında adam ne konuştuğunu da bilmiyor. Peki Sayın Mehmet Koçak, şimdi Amerika ile ilişkiler gerildiğinde biz Türkiye Rusya'ya biraz yakınlaştığında hep şöyle yorumlar yapılıyordu. Tamamen sırtımızı dayamayalım, daha doğrusu tamamen güvenmeyelim. Çünkü Sayın Mustafa Özcan da dedi ki Rusya vermeden almaz dedi. Ne kadar güvenmeliyiz Rusya'ya ve tabii Amerika Birleşik Devletleri'ne? Ben ona güvenemeyiz tabii de. Kısa bir özet verelim çünkü vakit bir şeye de kalması lazım. Burada sadece şunu söylemek lazım. Ben orada ifade etmeye çalıştım. Bir, bölgede dört önemli aktör var. İran, Rusya, Amerika, Türkiye. İran'ın durumunu anlattım. Rusya bölgede kendine bir güç oluşturup orada üstlerini güçlendirmek isteyerek orada Amerika'nın hegemonya kurmasını, Orta Doğu yeniden yapılanmasını istemiyor. Amerika ise terör örgütlerini kala kala ok aldı kendisinde. Terör örgütlerini silahlandırarak bir başka ülkenin topraklarını da kendisi de bir hakimiyet alanı kendine oluşturmaya çalışıyor. Türkiye ise bütün bu üçünün dışında Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyor ve aynı zamanda istediği için değil, ülkemizin güvenliği için böyle bir operasyon Fırat Kalkanı'na başlattı.
Bu tamamen meşrudur. Amerika Birleşik Devletleri'ne sıra gelince ve Avrupa Birliği'nin insanı kayıplar üzerinden, insan hakları ihlalleri üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışsalar da bunun karşılık bulmadığı açık bir şekilde görülmüştür. Daha önce dünyanın birçok bölgesinde yapılan katliamları PKK piyasaya servis yaparak, diğer televizyonlara CD'ler göndererek Afrin'de bunlar yaşanıyor demeye çalıştılar ama yemedi, ortaya çıktı. Şimdi burada Amerika ile aramıza sıra gelince Amerika ile Türkiye ilişkilerinde hiçbir mesafe değişmemiştir. Sorunlar aynen devam etmektedir. Bu sorunlar zaten hallolması için Amerika tarafından icat edilmedi bunlar. Bunlar tamamen pazarlık şeyleridir. Dolayısıyla Amerika, İran ve Rusya bölgede işgalcıdır. Her ne kadar Şam'ın davetiyle İran ve Rusya gelmiş ise dolaylı yoldan onlar da işgalcıdır ve Şam yönetiminin yaptığı bütün zalimliklerinde suç ortağıdır. Oradaki insan hakları... Şimdi Rusya'yı, İran'ı Suriye rejimi davet etti de oradaki aileyi kim davet etti yani? Suriyelilerin haberi var mı o işten? Dolayısıyla aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ise hem davetsiz gelen bir misafir hem de teröristlerle, uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak bir terörle, terörist örgütlerle işbirliği yaparak orada bulunması da beynelmiler hukuka göre tamam ve aynı zamanda siyasi literatüre göre de suçtur. Bu iki, üç güç Suriye'den çekilsin, Suriye barış gelir. Hı hı. Türkiye kendi güvenliğinin derdindedir. Çok istediğinden dolayı değil, mecbur kaldığından dolayı bu operasyonları düzenlemektedir. Onun için ben şunu söyleyeyim, Amerika ile aramızda mekanizmalar falan filanlar, kardeşim, çok kısa bir zaman içerisinde, bir yıl süre içerisinde, 1,5 yıl süre içerisinde, yani 24 aylık bir süre içerisinde siz 20'nin üzerinde danışman ve bakan değiştiriyorsunuz. Türkiye ciddi manada karşılığı olmayan bir yönetimle Amerika içerisinde devam eden ve iç siyasi dengelerin sebep olduğu hesaplaşmalar yüzünden Amerika burada güç kaybetmektedir. Ben Suriye'nin bu şekliyle devam etmesi halinde de bir konuş geleceğine inanmıyorum. Ancak Türkiye operasyonlarına devam etmeli. Nasıl devam etmeli? Bu sefer belki Kuzey Irak'tan başlayacağız. Zaten bak, sessizce, tabii Afrin gibi olmasa da biraz sessiz bir operasyon bakın, başladı. Ben size Kuzey şunu Irak. Söyleyeyim. Kandil Dağı'na Türk bayrağı dikilir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Çünkü oradan farklı bölgelere kaçış başladı. Sincar bölgesi, Mamur bölgesi ve diğer Kamışlı ve daha bir sürü bölgede bulunan terör unsurları. Afrin'de mesela Amerikalılar teklif ediyorlar. Afrin'in batısını size verelim ama doğusuna karışmayın. E tamam da bana doğudan da tehdit geliyor ve bunlar terörist. Senin bunlarla işin ne? Benim gibi güvenlik problemin mi var? Senin çıkar meselen var. Ben can derdindeyim, sen kasap et derdinde, yani başka bir şey yok ortada. Dolayısıyla Türkiye bu sadece düşmanımız Amerika değil, Rusya her zaman bizim için aynı şekilde, aynı derecede olmasa bile tehdittir, tehlikedir. Bugün Amerika karşıtlığıyla Rusya bize yeşil ışık yakmıştır, bize destek olmuştur. Buna mecbur kaldığı için yapmıştır. Çok sevdiği için, istediği için değil. Peki. İran da aynı şekilde ama İran yarın günün birinde önümüzdeki süreç içerisinde başımıza bela olabilecek ülke İran'dır. Hı hı. Sayın Özcan, Almanya konusunu tamam. Geçirmeyelim. Hemen döneceğim. Çok kısa sormak durumundayım. Amerika'nın bundan sonraki, şimdi kozları yavaş yavaş azalan bir Amerika'yı düşünürsek, doğru, stratejisi değişir mi? Örneğin görevden almalar var. İşte son olarak ulusal güvenlik danışmanı John Bolton oldu ve kendisinin Türk düşmanı, İslam düşmanı olduğunu. Şöyle 15 Bunlar Temmuz, ne anlama geliyor? 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir tweet atmış. Orada şunu söylüyor. Erdoğan'ı devirirlerse diyor, ben gözyaşları dökmem vesaire diyor. Burada şöyle bir şey var. Adamlarda Osmanlı fobisi var.
Osmanlı fobisi var. Bu Osmanlı fobisini besleyen hususlardan bir tanesi de Türkiye'nin genişleyen rolü. İktisadi olarak veya işte askeri olarak vesaire. Bunu haz etmiyorlar. Bunu Alman istihbarat başkanı da söyledi. Hanning diye, August Hanning isimli adam da söyledi. İşte Türkiye'nin dışa açılması, bölgeye açılması vesaire. Bu yeni kazanımlar, yeni roller elde etmesi anlamına geliyor. Ve Osmanlı'ya atıflar var vesaire dedi. Gerçekten de bunların şuur altında veya kolektif hafızasında Osmanlı öteki. İran için Osmanlı nasıl öteki ise onlar için de Osmanlı öteki. Ondan dolayı hiç şeyden Safaviliğin dirilişinden falan bahsetmiyorlar. Hep ne varsa Osmanlı'nın dirilişinden bahsediyorlar. Halbuki Maşrikul Arabi denilen bu ön Asya bölgesine İran dört ülkede etkili oldu. Neredeyse ele geçirdi. Irak'tır, Suriye'dir, Yemen'dir, ondan sonra Lübnan'dır vesaire. Şimdi politika değişir mi? Sadece Bolton'la alakalı şunu söyleyeyim veya yeni kabineyle. Aslında kafadar bir kabine kuruyor. Ne derler? Trump. Yani Pentagon'un etkisini biraz değil, azaltmak yani istiyor. Yok. Kafadar bir şey. Kendisi gibi düşünen. Yani devlet erkanı ve adabından yoksun. Adam kendini nasıl yaşıyorsa öyle bir kabine kurmak istiyor. Niye? Daha önce McMaster falan, o da general. O da Şahin aslında. Burada Şahinlerle Ultra Şahinlerin bir yarışı söz konusu. Ama burada tercih Şahinlikle de çok alakalı değil de bu Trump'ın kafa yapısıyla alakalı. Zira adam bu McMaster'ı niye görevden almış? Adam olayları biliyor. Dolayısıyla şimdi günde 3 saat işine bakan adam Trump bununla geçinebilir mi? Bu her dakikasını o işe ayırmış. Dolayısıyla buyurgan bir adam. Buyurgan bir adam ve detayları biliyor. Bu adamda hiçbir şeyden haberi yok. Dolayısıyla kendisi gibi afaki adamları tercih ediyor. John Bolton bilebilir ama kafa yapısı olarak bunlara uyuyor. Ondan dolayı adam kafadar bir kabine kuruyor. Ama bu adamlar tehlikeli. Yani kafadar derken yani hani içki şişede durduğu gibi durmaz diyorlar. Bu da öyle. Kabineye geçince adamlar görev alınca dediğimiz gibi o dışarıda sloganı atmak gibi değil. İcraat safhasına geçiyorlar. Allah muhafaza. Ne yaparlar bu adamlar? Türkiye ile ilgili yani Suriye ile ilgili politikalarında tabii Türkiye'nin kararlı olduğunu görüyorlar. Burada şu ya Amerikalılar geri adım atacaklar şeyin yapısı aslında eşyanın tabiatına uygun husus bu. Onların geri adım atması biraz önce de Mehmet Bey falan söyledi. Gerçekten öyle. Türkiye'nin geri adım atacak durumu yok. Niye? Biz başka ülkeye aslında kendi güvenliğimiz açısından oralara girdik. Yani bu iş bu kadar basit. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bu adamlar şunu söylüyor. İran'ı bombalayalım diyorlar. Filistin devleti kurulmasın diyor John Bolton. Ondan sonra Irak'ta Suudi Arabistan'a tabi bir Sünni devletçik kuralım diyorlar. Yani adamların tasarladıkları şeyler korkunç şeyler. Yani İran'la dalaşırlar, dalaşmazlar. Bu ayrı bir hadise. Yani Obama anlaştı, önce Bush anlaştı. O vurabilir. Yani Amerikan yönetimler, sık değişen yönetimler, İsmail Berdukol Goçay da aynısını söylerdi. Diyordu ki İngiltere'nin yarın ne yapacağını veya 10 yıl sonra ne yapacağını anlayabilirsin. Amerika'nın stratejilerinde de bir devamlılık söz konusu ama idareler bunu sık sık kesintiye uğratıyorlar. Yani farklı projeler, programlar uyguluyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yani Amerikalılar bugün projeyi ortaya koyarlar, yarın altından çekilebilirler. Ondan dolayı da işte şapa oturdu P'de. Yani Amerika'ya güvenen adamın sonu budur. Zaten kendileri satılık adamlar. Yani sonuç itibariyle bunlar vükela. Yani araç bunlar. Dolayısıyla araçlar alınır, satılır. Kısaca şunu söyleyelim. Yani kısa vadede Amerika politikalarını değiştirmesi lazım. Şahinler bunu yapar mı? Ama öncelikleri eğer İran'sa, o zaman Suriye'nin kuzeyi meselesi biraz öteki gündemler haline gelebilir. Dolayısıyla burada sürtüşme alanı da
azalabilir. Peki son 5-10 dakikayı başka bir konuya ayıracağız. Şimdi Almanya'da tartışılan bir konu. Hükümet ortakları arasında İçişleri Bakanı Seehofer'le Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında bir İslam konusunda bir tartışma var. Merkel başlattı bu tartışmayı. Dedi ki İslam'ın ülkemizde yaşayan 4,5 milyon Müslümanla onların dini olan İslam'ın da Almanya'nın bir parçası haline geldiğini kabul etmek gerek dedi. Hemen İçişleri Bakanı Seehofer bir tepki gösterdi. İşte İslam Almanya'ya ait değil dedi. Sonra tekrar Merkel bir açıklama yaptı. Yani karşılıklı bir açıklamalar var, tartışmalar var. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi önce İslam Avrupa'nın veya Almanya'nın yeni sorunu değil. Tarihin derinliklerinden gelen İslam'a ve Müslümanlara bakış hala değişmemiştir. Tabii bu Almanya'da 4,5 milyon Müslüman yaşamaktadır. İşin garip tarafı şu. Hristiyanlıktan sonra en büyük nüfusa sahip olan 4,5 milyonla Müslümanlardır. Yaklaşık 47 bin kişi, sadece 47 bin kişiye tekabül eden bir Yahudi cemaati var. Yani Museviler. 47 bin kişinin dini resmi din olarak kabul ediliyor ve bunların aleyhinde propaganda yapması kesinlikle kanunla suç. Ama 4,5 milyon insanın Almanya içerisinde, bütün kıtay Avrupa'da, Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde 21 milyon, 37 milyon ise bütün kıtay Avrupa'da Müslüman yaşamaktadır. Şimdi Almanya'da 47 bin Müslüman yaşarken onun dini resmen tanınıyor, her türlü hakka sahip oluyor, anayasal haklara kavuşuyor. Ama 4,5 milyon insanı hiçe sayıyorlar. Şimdi bu tarihin derinliklerinden gelen bir düşmanlık söz konusudur, yeni değil. Aynı zamanda bundan çok önce Almanya eski İçişleri Bakanı Otto Schily bir açıklama yaptı. Ve şunu söyledi. Entegrasyon isteniyorsa önce asimilasyon gerekiyor. Asimilasyon normalde insan suçudur. İnsanı kendi inanç değerlerinden ve kendi kimliğinden ve kendi alanı ve değerlerinden uzaklaştırmak demektir. Şimdi Angela Merkel daha sorumlu, aslında Otto Schily'den pek farkı yok ama siyaseten bir farklı duruş sergiledi. Eski Almanya Cumhurbaşkanı da aynı şekilde bir açıklama yaptı. Ve İslam ve Müslümanlar, Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan bizim bir parçamızdır dediler. Dolayısıyla İslam Avrupa'ya ait bir değerdir dediler. Bu gerçekten Avrupalı vatandaşlar tarafından da, yerli halk tarafından da çok ciddi manada destek bulmuştu. Ancak bugün Angela Merkel aynı açıklamayı tekrar ettiğinde yeni İçişleri Bakanı şöyle diyor. Daha önceki açıklamasında hayır diyor. İslam Almanya'ya ait değil. Merkel hanımefendi de diyor ki, Şansölye Merkel, efendim diyor, Avrupa'da yaşayan 4,5 milyonu yok sayamazsınız diyor. Cevap veriyor İçişleri Bakanı. Aynı partinin, farklı bir partiden değil, koalisyon hükümetinin diğer bir parçası değil, Hristiyan Demokrat Partisi, Şansölye Merkel'in kendi partisinden olan İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyor ve açıklamada şöyle diyor. Elbette biz 4,5 milyonu yok sayamayız. Bunlar bizim bir parçamızdır. Ancak onlar da önceki inançlarını, değerlerini ve kültürlerini, ananelerini değiştirmeleri lazım. O zaman Otto Schily'nin entegrasyon olmak için önce asimilasyon olmak şarttır şeklindeki ifadesi Schorhofer'in açıklamalarıyla farklı bir versiyonla aynı, birebir birbirini tutmaktadır. Siz şimdi burada bir şey var. Almanya'da bir örgüt kuruldu. Bunun ismi de Pegida. Ne demek bu? Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatanperver Avrupalılar ismi altında İslamlaşmaya bir, doğru bir örgüt. Öyle. Bu örgüt bütün faaliyeti İslam ve Müslüman düşmanlığı yaymaktır. Yine Almanya için Alternatif Partisi şu anda 3. parti olarak mecliste bulunuyor Almanya'da. Önceden faşizm
Avrupa'da ve Almanya'da suçtu. Şimdi faşizm parlamentolara girmiş, Avrupa'yı sallıyor. Irkçılık başını aldı gidiyor. Dolayısıyla tek dinli, tek kültürlü Avrupa'ya doğru gidiliyor. O eski multikültürel, her dinden, her inançtan insanların ve her kültürden insanların bir araya geldiği Avrupa artık yok. Tek dinli, tek kültürlü Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne alınmamasının asıl sebebi ise bu bakış açısının uzantısıdır. Yine 2017 içerisinde daha öncesinde çok farklı Solingen faciaları yaşadık. İnsanlarımızı yaktılar. Kundaklama olayları, Molotov kokteylleri atıldı, ateşe verildi Türklerin ve Müslümanların oturdukları yerleşim yerlerine, iş yerlerinde farklı olaylar oldu, insanlar öldürüldü, büyük olaylar yaşandı. Zaten Almanya tarihinde insanlık suçu çok kabarıktır. Yine aynı şekilde yakın tarihi konuşacak olursak, 2017'de bak buradan okuyorum, Almanya'nın resmi raporu bu. 2017 içerisinde İslam düşmanlığı motifli olan 950 saldırı düzenlenmiştir. Bir yıl içerisinde 1000'e yakın, yani 950 saldırı düzenlemiştir. Bunların 49 tanesi camilere yapılmıştır. Yani bu camiler kısmen kundaklanmış, kısmen domuz kafası kesilerek caminin içerisine atılmış. Zaman gelmiş polisler terörist arıyoruz bahanesiyle, köpekleriyle, ayakkabılarıyla camilere girdiklerini biliyoruz. Yeri geldiğinde teröristler buralara sığınabilir diyerek, gizli kameralar koyarak oradaki Müslümanların fişlendiğini de biliyoruz. Dolayısıyla çok korkunç bir şekilde bir saldırı söz konusudur. Yine aynı şekilde bu olaylardan dolayı 2017 yılı içerisinde 33 Müslüman yaralanmıştır. Ama bütün bunların içerisindeki faillerin yakalanması için 7 kişi ancak sorumlu bulabilmiş Alman devleti. Şimdi biz burada elbette demokratikleşme ve hukukun üstünlüğünü temel esas alan bir Almanya'nın yaptığı reformları biliyoruz. Ancak bu reformlardan yavaş yavaş uzaklaşıldığını gözümüzle görüyor ve üzülüyoruz. Biz Almanya'nın geçmişteki Nazi izlerini silerek bütün insanlığa karşı işlenen o suçları artık tarihe bırakalım, yeni bir dönem başlatalım diyerek başlattığı o reformlar olmasına rağmen önceden inkar ettiği, daha sonra ise Almanya'nın resmen kabul ettiği bir gerçek var. Nedir o biliyor musunuz? Almanya'da öldürülen iş yeri sahibi 8 Türk'ün katledilmesini Alman istihbaratı içerisindeki Nazilerin desteğiyle gerçekleştirildiği önce inkar etti, sonra kabul etmek zorunda kaldı. Peki. Dolayısıyla son devlet birkaç dakika toparlarsak Sayın Mustafa Özcan'a şimdi bu konu önemli bir konu. Evet. Bunu şey demeyiz. Mart adı içerisinde de yine camiler, Berlin'de yine bir sürü saldırılar falan var. Ama demek istediğim şudur. Almanya'da bu olay sadece birilerinin ufak tefek şeyi değil. Siz Almanya'da 4,5 milyon Müslüman yaşadığı halde İslam'ı resmi din olarak tanımaz iseniz, eğer siz anayasal olarak Müslümanlara haklarını vermez iseniz, eğer siz burada çalıştırdığınız Müslümanları sürekli olarak fişler ve İslam'ı çağ dışı, Müslümanları da potansiyel suçlu olarak görür ve bu yönde propaganda yaparsanız, ki burada en büyük suçlu, hepsini demiyorum, tümünü diye ifade etmiyorum, bir kesim medya ve bir kesim siyasilerin öncülüğünü yaptığı bir karalama kampanyası söz konusudur. İslam ve Müslümanlar Avrupa'da tehdit altındadır. Anayasal hakları yoktur. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan Müslümanlar gerçekten bütün barışsever ve insani kuruluşlar tarafından bu sorunları masaya yatırılıp çözümü için demokratik yollara başvurulması lazım. Peki Sayın Mustafa Özcan, Almanya'da Mehmet Koçak da bahsetti. İslam düşmanlığını biliyoruz ya. Son dönemde yükselen bir İslam düşmanlığı var. Son bir yılda da rakam verdi Sayın Mehmet Koçak. 950 mi? 1000'e yakın. Evet.
Müslümanlara yönelik saldırı söz konusu. Bu çelişkili açıklamalar neden geliyor? Onu söyleyeyim. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Hakikaten Mehmet Bey güzel bir noktaya temas etti. O da şu, İslamofobi batıda özellikle basın ve devlet ricali veya siyasetçiler tarafından körükleniyor. Bu bir. İkincisi neden o zaman bu basın bunu öne çıkartıyor? Şöyle bir ifade var. Bunu daha önce 20-30 yıl evvel aslında Edward Said yazdı. Kitabını yazdı bunun. Olayların odağında İslam kitabıyla. Bu Alev Alatlı da bunu çevirdi. Orada özeti şu, yani Türkçesini anlatacak olursak. Diyor ki, bizde de amiyane bir tabir var ya, müftünün keçisi çalınırsa bu haber değeri taşımaz. Ama müftü keçi çalarsa haber değeri vardır. Onun için Müslüman faizse batıda bunun değeri var kardeşim. Olmasa bile yani suç bulaştırıyorlar bu şekilde. Neden? İslam'ı kötü göstermek istiyorlar. İslamofobi. Ondan dolayı yani Müslümanlar yapsa da yapmasa da önemli olan Müslümanları karalamak. Onun için basın da görevini yapıyor. Siyasetçiler de basının bıraktığı yerden kendi görevlerini yapıyorlar. İşte İslam'a suç atıyorlar. Otto Schily'dir. İşte bugünkü İçişleri Bakanı vesaire. İslam batının batıya ait midir değil midir? Entegrasyon deyip asimilasyonu anlatıyorlar, anlıyorlar. Ama bu nereye götürüyor? Batıyı hiç de iyi bir noktaya götürmüyor. Batı İslam'la imtihanda solun yerini sağ alıyor. Batı'da ve bu sahada İslam düşmanlığı ama başlarına da çorap örecek. Biraz önce bir iki hafta önce PYD'ciler veya PKK'cılar Avrupa'da nasıl şehirleri alt üst ettilerse yarın da sağcıların yapacağı önce kendi sistemlerini yıkmak olacaktır. Dolayısıyla İslam düşmanlığı bunların başına felaket getirecektir. Çünkü her şeyden önce neye inanırlarsa inansınlar ama bu akıllı bir durum, tutum değil. Peki. Bu çılgınlık dediğimiz gibi kendilerine de zarar verecektir. Hı-hı. Kendi başlarını yiyecektir tabiri caizse. Peki. Süremizin sonuna geldik. İlk programdı. Teşekkür ederiz. Hızlı geçti biraz zamanda. Birçok konu kaldı ama hayırlı olsun tekrardan bağımsız gündem. Hayırlı olsun. Hepimize. Teşekkür ederiz. Birçok konu kaldı dedik. Bir hatırlatma da yapalım. Yarın Türkiye-Avrupa Birliği zirvesi var. Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada olacak. O gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Son gelişmeler birlikte bu zirvede önem kazandı. Onu da takip edeceğiz. İnşallah. Sayın Mustafa Özcan çok teşekkürler katıldığınız için. Sayın Mehmet Koçak çok sağ olun. Efendim. İyi yayınlar, teşekkür ederim. Hayırlı. Teşekkürler. Bağımsız gündemin bu haftalık sonuna geliyoruz. Haftaya pazar günü yine aynı saatte 20.45'te bu ekranda olacağız. Hoşçakalın.